Geldik son söze. Artık eğitimimizin sonuna geldik. Bu son sözde de şöyle bir metin yazmışız. Trend takipçiliği metodu piyasaya ne kadar yeni katılmış olursanız olun size çok ciddi bir trade becerisi kazandırır. Burada yapılması gereken tek şey disiplinden kopmadan stratejiye ayak uydurmaktır. Piyasa yatay gittiği dönemlerde belki bu durum canınızı sıkabilir ama asla unutmayın ki bakın mesela burada Bitcoin'in günlük tablosu için bir backtest yapmıştım. Mesela burada öyle dönemler oluyor ki çok az kar alıyorsunuz ama arka arkaya 7-8 tane işlemin zarar ettiğini görüyorsunuz. Mesela burada arka arkaya 7 tane işlem zarar ediyor. Burada çok ufak bir kar zarar döneminin dengede olduğu bir dönem var. Arka arkaya yine 7-8 tane işlem zarar ediyor. Ama bugün baktığınız zaman siz de kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bakın burada 10.700 dolarla başlanan periyotta bakın geliyor para 95 milyon lira oluyor. 10.700 liraysa 95 milyon lira. 10.700 dolarsa 95 milyon dolar. Bakın tamamen hepiniz de inceleyebilirsiniz. Mesela buradaki arka arkaya zararlar bu kadar fazla olmasına rağmen neden para kazanmaya devam ediyoruz dediğinizde bakın buradaki zararların hepsi çok küçük kalıyor. Mesela %3,5 bir burada bir tane %10 var. Başka da yok. Bakın %3,5, %2,5 ha bir de buradaki %8 var. %3 bir tane de burada %8 var ama burada kâra bakın arkadaşlar. %466, %534, %60. Bakın en az aldığınız kârlar böyle. Yani burada evet zararlı işlem sayısı fazla olsa da karların miktarı büyük olduğu için burada totalde portföy her daim bakın görmüş olduğunuz gibi büyümeye, katlanmaya gün be gün devam etmiş olarak çok net bir şekilde görüyoruz. O yüzden de burada söylenene kesinlikle katılıyorum. Bununla birlikte devam edelim. Piyasada para diyor ki piyasa yatay gittiği dönemlerde belki bu durum canınızı sıkabilir ama asla unutmayın ki piyasada para büyük hareketlerden, olgun trendlerden kazanılır. Aynen öyle. Hadi gelin birkaç büyük trend takipçisi şirketin kazanç tablolarına göz atalım demişiz. Şöyle bakalım. Bakın sol tarafta gördüğünüz trend takipçilerinin 1993 yılındaki getirileri burada görmüş olduğunuz firmaların hepsi trend takipçiliği yöntemiyle alım satımı yapıyorlar. Sonra Abraham Trading 93'te %34,2 kazanmış. Chesapeake Capital %61,8 kazanmış. Man Investments %24,4 kazanmış. Rabar Market Research %49,5 kazanmış. Dan %60,2 kazanmış. John Henry metal tarafına sadece altın, gümüş tarafından %46,8 kazanmış. Mark Walsh %74,9 kazanmış ve Eckhart Trading %57,9 kazanmış. Sağdaki tabloda da 95 yıldaki performanslarını görüyorsunuz. Bakın 95 yılından Ocak ayında Chesapeake'in 549 milyonu varmış. Şubat'ta belki bu para 515'e düşmüş. Evet ama Mart'ta bakar mısınız? 836 milyon dolara çıkmış. Rabar aynı şekilde 148 ilk ay 189 mesela burada Chesapeake kara kaybetmiş ama Rabar hangi artık metodu uyguluyorsa demek ki farklı bir alım satım metodu uyguluyor ondan ki burada yine para kazanmaya devam etmiş ama Mart'ta 223 milyona çıkmış. Campbell bakın metal tarafında 255 milyon dolar bu da biraz kaybetmiş ama akabinde bakın Mart ayında ciddi bir şekilde tekrar geri toparlamış. Mark Walsh 20 milyon dolar, 22 milyon ve 29 milyon kazanmaya devam etmiş. Yine aynı şekilde Abraham Trading de mesela milletin bu çok kaybettiği, mesela çok şirketin kaybettiği Şubat ayında asıl patlamayı yapmış. Mart'ta çok fazla bir şey yapamamış. Yine Dan şirketi aynen öyle. Bununla beraber Milburn Rickfield da yine aynı şekilde burada bakın 183 ilk ay 192 ikinci ay 233 üçüncü ay şeklinde para kazanmaya burada devam ettiğini çok net görüyoruz. Bununla beraber Ekim-Kasım 1987 borsa çöküşünde S&P 500 %28 değer kaybederken yani hisse senetleri %30 düşerken John Henry'nin orijinal yatırım programı %60 metal tarafındaki portföyü de %70 para kazanmış. Demek ki shortlamış piyasayı ve çok net bir şekilde burada metoda göre stratejiye göre shortlayıp parayı götürmüş. Mesela burada yine 87'deki performanslarına baktığımız zaman
Chesapeake %38,7, CPD %96,8, Rabar %78,2, John Henry'nin metal tarafı 87'deki borsa çöküşünde %250 kazanmış. Müthiş bir oran. Arkadaşlar bunlar bir yıllık kâra. Yani her yıl böyle ortalama bir şey yakalasanız var ya milyoner olur, finansal özgürlüğünüzü alırsınız. Hangi banka böyle faiz verir? Hiçbirisi vermez. Mümkün değil. 5 banka bir araya gelse bu faizleri veremezler. Yani her yıl böyle kazansanız belli bir miktar paradan sonra finansal özgür olursunuz. Milburn Ridgefield %32,6, Dun Capital Management %72,1, Merck Walsh %143, harika bir oran. Man Investments yine %42,5 kazanmış. 2002 yılında da yüzde olarak Bill Dunn %54,2, Salem Abraham 21,3, John Henry bunlar da kişi bazlı yaptıkları işlemleri bu liste vermiş. %45 Jerry Parker %11,1. En az Jerry Parker kazanmış herhalde. Bununla beraber Jim Hammer %16 kazanmış. David Drews, bakın bu Jim Hammer ve David Drews meşhur trend takipçisi ki kesinlikle hem bu kitabı edinip okuyun hem de Borsa Sihirbazları kitabında Ed Seykota yer alıyor. Kesinlikle onun konuştuğu bölümü, röportaj verdiği kısmı okuyun. Tavsiye ediyorum canı yürekle. Bill Eckert, Richard Dennis'in ortağı. O da bir trend takipçisi. Richard Dennis %14 kazanmış. Mulvaney Capital'da %19 kazanmış. Bakın 2002'de S&P 500 o dönemki krizde %24 düşmeye devam etmiş. Nasdaq %31,5, Dow Jones da %16,7 düşmüş. Yani paranızı bunlara yatırıp tutsaydınız zarar etmiştiniz. Ama bu firmalara, bu kişilerin kontrolündeki firmalara yatırmış olsaydınız, yani şuradaki firmalara, paraya para demiyordunuz. Müthiş bir para kazanmıştınız. Yine mesela trend takipçilerinin bakın buradaki performansları birkaç şirketi vermiş. Ekim 2000'de %10 kazanmış Dan Capital. Kasım 2000'de %30 kazanmış. Aralık 2000'de %30 kazanmış neredeyse. Ocak 2001'de %7,7 kazanmış. Yani Kasım 2000, Aralık 2000 harika bir ay olmuş trend takipçileri için. Birazdan diğerlerinde de muhtemelen göreceğiz. Mesela John Henry Ekim 2000'de %9,39 kazanmış. Kasım 2000'de %13,3. Aralık 2000'de %23,0. Ocak 2001'de %3,3 kazanmış. Graham Capital Management Ekim 2000'de %1,4. Kasım 2000'de %7,4. Aralık ayında %9,3. Ocak 2001'de %2,3 kar olarak kapatmış. Yine aynı şekilde Man Investments Kasım aralığı %10'larda geçmiş. Ekim %4,5, Ocak 2001'de de %1,5 para kazanmış ve mutlak geliri yıllık ROR, bileşik kazançlar tarafında baktığımız tarafta da Dun Capital Management yıllık bazda %15 kazanmış ama bileşik karı %311. Bu müthiş bir işlem. Yani bir işlemdeki karı almadan devam ederek %311 yapmış parayı. Rubber Market Research çeşitlendirilmiş portföy. Birçok ürün var içinde. Hisse senetleri, forexler, her şey var içinde. %14 yıllık bazda kazanmış aynı şekilde. %300 bileşik ROR yakalamış yıllık bazda. Müthiş bir olay. John Henry uluslararası döviz piyasasında %13,8 kazanmış ve yıllık bazda da %291 kazanmış. Oldukça iyi bir oran. Hyman Bickend Company küresel portföyü %13 ve burada da %260. Yani burada zaten listeyi görüyorsunuz. Tek tek de okumak istemiyorum. Çeşitlendirilmiş portföyler. O kadar kolay çeşitlendirebiliyorlar ki her şeyden alıp satabiliyorlar. Çünkü adamların stratejileri sağlam. Her şeye el atıyor. Bakın burada yine John Henry'nin şirketinin araç ve metal portföyündeki işlemlerin istatistiklerini görüyoruz. Ay sonu gerçekleşme %10, eksi %10 veya daha fazla işlemi eğer 28 tane gerçekleşiyorsa bir yıl sonra bunun 25 tanesi karlı hale geçiyormuş. 18 tanesi eğer zararlı hale geçiyorsa bunun 17 tanesi karlı hale geliyormuş. %20'si eğer zarara giriyorsa 10 tane işlem oluyormuş ve hepsi kâra geçiyormuş arkadaşlar. Bununla beraber işte 25 ve 30, yani bu adamın %3 tane işlemi pardon %30 veya daha fazla zarar ediyormuş. Bir yıl sonra da hepsi karlı hale geliyormuş. Ve bir yıl sonraki karları da bakın %10 kardan dönüyor %52 kazanıyor. %15 zarardan dönüyor %58 kazanıyor. %20 zarardan dönüyor %73.
%25'ten dönüyor. %75, %30'dan dönüyor. %96. Bu da bize neyi gösteriyor? Piyasaların trambolin gibi oluşunu. Ne kadar içeriye girerse o kadar yukarıya sıçrıyor ve bu düşüşten sonra bunları yakaladıkları sürede ortalama 4 ay. 4 ay sonra bu karları yakalıyormuş. Çok güzel bir oran. Şimdi burada Ocak 93 ile Temmuz 2003 arasında şu karlara bir bakın arkadaşlar sağ tarafta. Yüksek kredilendirmeye işlem yapmış Eckert Trading. 1622. İnanılmaz. Ocak, Temmuz arkadaşlar. Yani 10 yılda yapılmış. 10 yılda yapılmış. %1600. 10 yılda. Hiçbir risk olmadan. Müthiş. Müthiş gerçekten. Dan Capital Management %1200. Dolphin, bakın küresel çeşitlen dünya parasal varlıkları. Bunlar da işlem yapmışlar. Keyfi diyor ya. Keyfi işlem yapmış adamlar. Bir Capital Management. Keyfi. Canı ne istiyorsa o zaman öyle işlem yaparak 10 yılda %700 kazanmış. Müthiş. Burada detaylı bir şekilde zaten siz de inceleyebilirsiniz. Hangi paralarla neler yapıldığı da burada sağda yazıyor. Evet, burada da görüyorsunuz yine aynı şekilde sol tarafta performanslarının devamını. 648 milyon 95 ayının 95 yılının Ocak ayı, 648 Şubat ayı, 733 Mart ayı, 827 milyon. Finansal araçlar ve metal. Yani burada hisse senetleri değil de aslında bu tahviller, bonolar ve altın, gümüş gibi varlıklar trend takipçiliği metoduyla böyle bir kazanç elde ettirmiş. Küresel çeşitlendirme, her şeyi sepetlemişler. İşte bir yerde Forex, Çin piyasası, Avusturya piyasası falan. Bu da trend takipçiliği metoduyla 107 milyon, 120 ve 128 milyon olmuş. Orijinal portföy, burada neyi kastettiğini tam bilmiyorum. 54, 64, 73 ve küresel finans grubunda da 7, 9, 14 milyon dolar olarak açıkçası güzel bir kazanç elde etmiş John Henry ve zaten bunun da son ekranı. İzlediğiniz için teşekkürler. Onu da madem büyütelim. Trend takipçisi eğitim serimizin burada sonuna geldik. Bu açıkçası 5. videodan sonrasını bir solukta çektim. Hepsini çünkü konsantrasyonum dağılmasın diye. Umarım faydalı olmuştur. Yine bu eğitimle alakalı aklınızda herhangi bir soru işareti oluştuysa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer belli bir konu hakkında çok fazla soru işareti geldiğini görürsek tekrar bu konuda ekstra videolar yaparız. Ekstra eğitim serisine ekleriz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizler de bu metodu uygulayarak para kazanma dönemini başlatabilirsiniz kendi adınıza. Ben böyle olacağını umuyorum. Umarım hepiniz için yeni bir başlangıcı simgeler bu metot. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Eğitimi de eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp paylaşmayı muhakkak unutmayın. Askerden döndüğümde tekrar yayınlarla görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bol kazançlar efendim. Tam 1,5 yıldır QNTFree kullanıyorum. Çünkü işlem ücreti ve komisyon yok. Bu müthiş bir özellik. Çünkü bakın ortalama olarak 1500 dolar buradan yaklaşık mevcut işlemlerimden de şöyle gösterdiğim zaman 150 dolar da buradan yaklaşık olarak 1700 dolara yakın bir işlem ücreti karım olmuş. Yani 34 bin liraya yakın müthiş bir rakam bu. Bunun yanı sıra Türkçe destek ekibi var. 7/24 çalışıyor. Türkçe dil desteği var. Mobil aplikasyonlar var. Yakında bu teknik görünümler oraya da gelecek. Bununla birlikte sadece kripto paralarla işlem yapmaya mecbur değilim. Hisse senetleri var. 46 tane kripto çifti var. Şimdilik yeterli. 44 tane ETF, 18 tane endeks emtia vadeli işlemi var, 25 tane de forex çifti var. Yani bana birçok alanda işlem yapabilme özgürlüğü tanıyor. Bununla birlikte kullanırken de keyif alıyorum. Ekranları da kolay. Yani zaten para yatırma işlemi çok kolay. Önceki kullanmış olduğunuz platformlar nasılsa burada da aynı. Herhangi birini seçiyorsunuz. Yükleme yap kısmından cüzdanı al götür. Çekeceğin borsaya yapıştır, parayı gönder gelsin. İsterseniz spot cüzdan olarak da kullanabiliyorsunuz ama ben örnek veriyorum, parayı Tether olarak gönderdim. Hemen buradan transfer yap kısmından margin hesabı alıp orada margin işlemler yapıyorum. Bununla birlikte paneller dediğim gibi kullanması oldukça kolay, keyifli. Buradan hemen TradingView ekranından istediğiniz kadar gösterge koyup işleminizi yapabiliyorsunuz. Zaten burada işlem gücü ayarlama olayı var. Minimum 50 dolar yatırmanız lazım. Onu da 1000 dolarlık işlem gücü satın alarak işleme başlayacaksınız.
yapacaksınız. Ha burada kaldıraç otomatik olarak 50 dolara 1000 dolar baktığınızda 20 oluyor ama o 1000 dolarlık işlem gücünü isterseniz 100 dolarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde kaldıraçta 2'ye inmiş oluyor. Performans skalanızı görüyorsunuz. Shortlarda mı iyisiniz, longlarda mı? Buna göre kendinizi ayarlıyorsunuz. İşlem geçmişinizi görüyorsunuz bütün teferruatıyla. Yani bütün ihtiyaca hizmet eden çok güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. 5 yıldır Q&Free var olan bir yapı. Açıklama kısmındaki linklerden muhakkak kayıt olmayı, Kriptoguz davet koduyla da Q&Free'ye kayıt olduğunuzda öncelikle bunu yapmayı unutmayın. Sonra eğer Kriptoguz davet koduyla kayıt olursanız da ilk yapacağınız işlemden 5 dolar ile özür dilerim 3 dolar ile 250 dolar aralığında bir çekebileceğiniz ödül kazanacaksınız. Bunu da çekip kullanabilirsiniz. İyi seyirler.